Bu arada dün biliyorsunuz Pınar konusu, Pınar ve Görkem konusu tam bir dolandırıcılık mevzusuna girmişken ortaya Oktay diye biri çıktı ve dün bayağı tartışmalı, hararetli geçti. Bakalım bugün neler olacak? Evet, Pınar dün bayağı hararetlendi, sinirlendi. Oktay Bey burada, Pınar burada. Biliyorsunuz biz bu programa, yani bu konuya şöyle başlamıştık. Görkem buraya geldi. Görkem'i biliyorsunuz. Ben dedi sevdiğim kızı alamıyorum, babası izin vermiyor diyerekten Fadime'ye olan aşkını dile getirdi. Sonra Fadime'ye olan aşkını dile getirdikten sonra Fadime buraya geldi. İşte belli kriterleri vardı Fadime'nin. İşte daha zengin, lüks bir hayat istiyordu. Sonrasında ortaya Pınar çıktı. Pınar da ben 6 yıllık Görkem'in sevgilisiyim, Fadime ile evlenemez, ben varım diyerek çıktı. Sonra zaten Fadime gitti. Görkem şu an bir şeyde çekimlere gittiğini söyleyerek Ankara'da, ama o sırada çok önemli farklı gelişmeler ve telefonlar aldık. Ve bu telefonlarda birçok kişinin Görkem tarafından dolandırıldığı iddia edildi. O da LED'e verelim kaç kişi dolandırıldı. Bu arada telefonlar susmuyor. Görkem'in insanları ünlü yapacağım ya da ünlü programlarda size bir rol vereceğim, görev vereceğim diyerekten o insanlardan para aldığı konuşuluyor. Bizim bildiğimiz, biliyorsunuz, ilk gün Emre Bey gelmişti. O Emre Bey yönetmendi ve Emre Bey dedi ki benim filmimde oynayan bir oyuncuyu aldı. Birçok süre işte İstanbul'da seni bir şu dizide oynatacağım, Ay Yapım'la tanıştıracağım diyerekten bekletti dedi. Eşiyle arasına bozdu diye birçok iddiaları oldu. Sonra Serkan Bey zaten onun oyuncusu olan, yani Emre Bey'in oyuncusu ve onu kandırdığı söyleniyor. Ahmet Bey yine dizilerde oynayacaksın, koruma olacaksın diyerek buraya gelmişti kendisini, biliyorsun. O şekilde kandırılıyor. Tarkan Bey emekli polis Müge Anlı'nın programında hem videolar çekeceksin hem de orada uzman olacaksın diyerekten birçok süre boyunca hem araba kiralatıyor, işte paralar alınıyor, birçok şey oluyor. Sonrasında Ecem Hanım var, seni ünlü yapacağım diye getirtilen genç kızımız. Bir de Nevide Hanım, yine Müge Anlı'nın programında muhabir olacaksın diyor. Bu tabii çok çetrefilli iş. Bir sürü Instagram hesapları açılıyor başka kişilerin adına. Sonrasında ortaya bir de Oktay Bey geldi. Oktay Bey bizi aradı ve dedi ki Pınar, tam biz bu dolandırıcılık olayının ortasına düşmüşken, detaylı bilgi alırken dedi ki Pınar benim sevgilim, 6 yıl biz birlikteydik. Çünkü Pınar gelip Görkem'le birlikte olduğunu söyledi. 6 yıl benim sevgilimdi. Pınar bunu kabul etsin. Nereden Görkem'in sevgisi olur? Bence Görkem'le Pınar oyun oynuyorlar iddiasında bulundu. Şimdi iş burada. Biz tabii ki bir sürü kafamı karıştı. Görkem'den başka bir şey çıktı, Pınar'dan başka bir şey çıkıyor, Oktay Bey geldi. Bu arada Görkem'i bağladığımızda da Görkem'in iddiası neydi? Oktay tüm bu dolandırıcılık kişilerini buldu ve benim üzerime suç atıyor dedi. Ve sizin için de bana dolandırıcı diyor, kendi dolandırıcı, bana söylediği her şeyi o yapıyor diye size iddialarda bulundu. Peki ne diyeceksin Pınar? Dün Oktay Bey geldi buraya ve dedi ki biz 6 yıldır birlikteyiz. Ne söyleyeceksin buna? Söylüyorum zaten. Söyle, cevap ver. Ben seninle birlikte değilim. Peki neden birlikte Pınar, olduğunuzu bugün söylüyor? ne yapalım biliyor musun? Gel güzel bir anlaşalım seninle. Bak. Hangi konuda? Hayır. Başta söyleyeceğim sana, tamam mı? Bugün Söyle. kavga yok, gürültü yok, bağırtı yok. Yok, Sadece ben bugün güzel bir şekilde bağırmayacağım, anlaşalım çağırmayacağım. bak. Ben sadece dinliyorum. Zaten seni görmeyi de beklemiyordum da. Neyse, Tamam, söyle. biliyorum zaten. Yok, Biliyorum, beni görmeyi beklemiyordum yani. beklemediğini biliyorum da. Hadi gel şöyle bir şey yapalım. Bugün bağırmayalım, çağırmayalım. İki medeni insan gibi tartışalım. Güzel bir şekilde anlatalım. Sorun yok. Her iki tarafta itiraflarını çıkarsın. Kabul mü? Benim itiraf edeceğim bir şey yok ki. Siz İtiraf başlayın edeceğim bir şey Oktay yok. Bey. Siz başlayın. Dün gece 4 saat benimle konuştun sen. 4 saat. 4 saat konuştunuz. Evet. Hem de görüntülü. Dün bana verdiğin sözü de unutma. Evet, her şeyi itiraf edeceğim dedin. Ben Sen öyle bir şey itiraf... söylemedim. Sen yine senaryo Pardon. kurup gelmişsin. Ben öyle bir şey söylemedim. Ben teknoloji özürlüyümdür. Sen Bak diyorsun ben... ki anladığım kadarıyla sen şunu istiyorsun. Görkem'i sevmediğimi, Görkem'le birlikte olmadığını söylememi istiyorsun. Görkem'i zaten sevmediğini, Görkem'in hayatında olmadığını sen dün akşam bana kendin itiraf ettin. Hayal görüyor olabilir Bence misin? yalana devam etme çünkü kamera görüntüsü var.
Bence sen Kamera hayal gibi görüntüsü olabilir var. misin? Bence yalansız bir şekilde devam edelim bak. Artık gerçekten yalansız bir şekilde devam edelim, tamam? Peki Pınar'a şunu sormak istiyorum. Pınar, senin görüntülerini ekran kaydı aldı diye Oktay Bey'e o kadar kızdın, bağırdın, çağırdın. Niye görüntülü konuştun dün gece 4 saat? Çünkü kendi aradı ısrarla. Ne fark eder ki açmasaydın? Arasın, açmasaydın. Aradı. Açmasaydın. Saçmasaydın. Konuşmasaydın. Neden Açmasaydın. açtın? Bak, dün konuştuğumuzu unutma. Her şeyi itiraf edeceksin. Biz seninle bir yol çizeceğiz. Ha yok, yalanlara devam edeceğim diyorsan merak etme, ben teknoloji Ne özürlüyüm. konuştunuz 4 saat buna? Sana Görkem'i sevmediğimi itiraf ettirmeye çalıştım. 4 saat boyunca. He. İtiraf ettirmeye mi çalıştım? Evet. İyi. Göreceğiz az sonra. 4 saat ne konuştunuz Esra, Oktay Bey? kesinlikle şöyle bir şey var. Görkem Bey, bu arada benim cumartesi günü o bıçaklı saldırıda ya Görkem'in ya da bunun bir parmağı var kesin olarak. Çünkü Bir kere sen bir dakika, bir dakika bıçaklanmadın. bak, tartışma değil. Yalan Geçerim söyleme. arkaya, gösteririm, hiç sıkıntı değil. Hala iki dişim. Bıçaklandın İki deme dişim var ya. Yalan hala. söylüyorsun Bir ya. dakika ya. Nereye Lafa girme. bıçaklandın? Bak Bir ben dur devam et. bir Sen dakika. bıçaklı saldırıyı... Dün bana çok can alıcı bir şey söyledi kendisi. Ben Görkem'e senin için konuştum. Ben Görkem sana bir şey yapmasın diye bayağı çabaladım. Ben senin hayatını kurtardım diye bir şey söyledi. Elimde var. Bakın, elimde bu ses kaydı var. Yani seni bıçaklatanın Görkem olduğunu mu iddia ediyor Kim Pınar? olduğunu bilmiyorum. Ama ben Ama uğraştım yapmasın diye diyor. kim olduğunu bilmiyorum ama benim adıma Görkem'le pazarlık yaptığına göre ve ben de cumartesi günü olduğuma göre, kendisi de cumartesi günü böyle bir konuşma yaptığını söylediğine göre bir şey var. Nedir Pınar? Böyle bir Yalan şey söyledin söylüyor. mi? Yalan söylüyor. Neyi yalan söylüyor? Ya her şeyi yalan söylüyor. Gidiyor, kuruyor, kuruyor, geliyor ya. Pınar, ama o kadar laf söylüyorsun. 4 saat görüntülü konuşmuşsun sen de. Bu normal mi sence? Bu kadar bu adam Konuşmasaydım. hakkında, bu kadar sevmediğin, nefret ettiğin, bu kadar kavga ettiğin adamla niye 4 saat görüntülü konuşuyorsun? Pınar, Ne? kimseye Neden göstermeyeceğim. Pınar? Cevap versene bana. Hayır. Şu an senin Bir doğruları dakika bir konuşman cevap için. versin bana Oktay Bey. Ya ben merak ediyorum neden? Bilmem, konuştum. Neden yani Oktay Bey şimdi sonuçta Yani kimle konuş? dünkü psikolojim iyi değildi. Konuştum. Yani neden olduğunu sordum. Niye Ama böyle dün davrandığını saldırdın Oktay sordum. Bey'i neredeyse hani artık Evet. sinirden. Zaten o yüzden öğrenmek için sordum. Yine yalan söyledi. Her defasında sordum. Yine Neyi yalan öğrenmek söyledi. için? Neyi öğrenmeye Yani çalışıyorsun? niye, hani neden bunları E yaptığını boş ver ne sordum. yapacaksın niyesini artık? Ya ben ondan şüpheleniyorum şu anda. Yani bana öyle geliyor ki bir şey dönüyor ama ben bunu çözemiyorum. Ne konuştunuz 4 saat Oktay Bey? Size sorayım. Hanımefendiyle ben bas bas bağıra bağıra dedim ki artık gerçekleri söyle. Hani yalan söylemenin bir anlamı yok. Gönül bu ya, konarsın, olmaz, ayrılırsın, her şey doğaldır bunlar. Niye söylemiyorsun? Ben hatta hanımefendiye ısrarla dedim ki ya Görkem'le senin herhangi bir aşkın olmadığını, herhangi bir sevgin olmadığını, yan yana bile gelmediğinizi. Ben seni tanıyorum çünkü. Ben seni tanıyorum. Ben senin karakterini, kişiliğini biliyorum. Asla senin kriterlerine uyan bir çocuk değil Neden Görkem. değil? Uymuyor Değil Neden? çünkü Görkem'i ben Pınar'ın... sevemez miyim yani? Neden? Onu söyle. Seversin. O zaman. Neden? Seversin. Neyi sever? Pınar, seni çok iyi tanıyorum. Beni tanımıyorsun Seni bence. çok iyi tanıyorum. Yani o zaman bizi Pınar kandırıyor mu yani? Evet. Neden? Evet, kandırıyor. Pınar kandırıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama Görkem tarafından mağdur edilen kişilerden birisi ve tehdit altında. Aa. Bak diyorsun ki Oktay Bey, Kayıt var elimde. Dün Pınar akşam Görkem konuştuğumuz tarafından kayıt tehdit var. altında olduğu için. Sadece tek bir şey soracağım. Hani dün akşam bana dedin ya, Görkem sana geçmişte yapacağını bana da yapacakmış diye. Görkem geçmişte bana ne yapmış? Sana ben ne dedim? Korkuyorsun dedim, değil mi? Ben mi Kaçıyordun korkuyorum? ya Ben mi korkuyorum? dün demedin mi? Ben Ben gelmiyorum artık. Tamam. mi Görkem'le ne korkuyorum? yaparsan yap. Defol. Böyle Ben şöyle. korkuyorum değil mi? Evet, söylemedin mi? Ben korkuyorum değil mi? Evet. Kimler Pazartesi günü Görkem Gerçekten. geldiğinde sen ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Pazartesi. Senin yalancı olduğun ortaya çıktığında, senin üçkağıtçı olduğun ortaya çıktığında, senin sahtekar olduğun ortaya çıktığında ben şunu çok merak ediyorum.
Ne yapacaksın? Gerçekten de o Taksim Meydanı'na çıkıp hani dün dedin ya bağıracağım, yapacağım, bilmem, bağıracağım söz, diye. Söz yapacağım. Ama pazartesi günü Görkem gelecek. Ne ortaya çıkacak Görkem gelince? Bunun sahtekar olduğu, her şeyi bunun planladığı çıkacak. Görkem hattımızda. Görkem. Görkem. Şimdi geliyor mu Esra Hanım? Evet, duyuyorum şimdi. Oktay Bey burada, Pınar burada. Dün aslında gece ben Oktay Bey demek istemiyorum, medet demek istiyorum. Gerçekten medet onun. Ben ekip arkadaşlarımıza bütün dergileri attım onunla ilgili. Ben pazartesi yayınıza geleceğim. Yayından sonra Esra Hanım beni arayabilme şansınız olabilirse o belgeleri size dolaştırmak istiyorum. Peki. Peki Oktay'la ilgili ne düşünüyorsun? Yani Oktay'ın sen diyorsun ki ben dolandırıcı değilim, Oktay mı dolandırıcı diyorsun? Yani medet dolandırıcı, öyle söyleyeyim. Avına. Yavrum konu ben değilim, konu istiyor. Sensin ya. Sen niye dönüp dolaşıp bana geliyorsun? Niye benim geçmişime geliyorsun? Oğlum Emre Bey, Tarkan Bey, Ahmet Bey, Serkan Bey, ben mi dolandırdım? Niye delikanlı değilsin? Niye burada değilsin? Bu arada Ankara'nın falan da değilsin, Pendik'tesin. Değilim, Adana'dayım. Canlı konum atsana bana. Buraya canlı konum atsana. Adana'da tamam, olduğuna atacağım. Dair. Atacağım, tamam. Delikanlı olun oğlum, delikanlı olun ya. Lan çıkın şuraya, delikanlı gibi konuşun. Peki, kaçmayın oğlum, kaçmayın. Ha, bir dakika bir söyle Görkem. Özlem, sen de bunu biliyor musun? Tamam, ona göre konuş şimdi. Tamam. Özlem bir kızı kaçırmış. Nerede Özlem? Özlem mi? Nerede evet. Özlem gerçekten de? Özlem kim? Özlem mi? Ölmüştür belki. Ne bileyim ben. Belki de sen yapmışsındır. Ya? Tekirdağ'da müzik çünkü kız yok ortada. Gitmişsin ya onun için. Ortalığı yıkmışsın ya. Pavyonları bilmem neleri yıkmışsın ya. Silahlar sıkmışsın ya. Kadını pavyonlara çalışanlar. Kimden bahsediyorsun? Parça parça konuşmayın. Kimden bahsediyorsun Görkem? Özlem. Özlem kim? Daha önceden hayatıma gidip de benden ayrılan yani, sonradan da kaybolan bir kız. Nerede olduğunuza ben söyleyeyim. Amasya'da şu an kendisi. Yani, pavyonları sattı. Konumuzun onunla ne alakası var oğlum? Konumuz sattı. Sensin. Konuyu değiştirmeye çalışma. Konumuz onu sensin. Bir dakika. Bir dakika. Sen net bir dakika. Bunları nereden biliyorsun Görkem? Nereden böyle biliyorum, bir şey çıkardın? Biliyorum, ben bütün ekip arkadaşınıza attım bu belgeleri. Sen diyorsun ki hayatını aldığı kadını bu kadar Pınar'ı kıskanıp buraya geldi. Pavyona sattı diyorsun. Evet, pavyona sattı. Özlem denilen kadını, kızı pavyona sattı. Ve onun annesini alıp geleceğim yayına. Kanala geleceğim. Ulaşıp geleceğim. Gel lan. Böyle bir şey var mı Oktay Bey? Yok ya, kesinlikle yok öyle bir şey. Ya nasıl yok? Kız ortada yok. Ya nasıl yok? Dalga mı geçiyorsun sen? Ne yapayım? Gardiyanlık mı yapayım kıza? Kız ortada yok. Ne yapayım? Kızı gardiyanlık mı yapayım? Oradan kızı çıkaran sensin. Anladın mı? Bir dakika, aynı anda konuşmayın. Söyle Görkem. Osman Koyun Bey diye bir oyuncu var. Onun menajeri de bu Oktay denilen sahtekarı tanıyor. Peki Görkem ben sen diyorsun ki ben hiç dolandırıcı değilim. Gel. Kaçma. Kaçmıyorum. Adana'da olduğum herkes ekibe söyledim zaten. Biliyorlar. Bize canlı konum attı bu arada. Attı mı arkadaşlar? Zaten. Ankara'dan atmış. Dün çektiği görüntüleri atmış. Zaten. Ankara'dan canlı konum atsın ya, canlı konum atsın. Herhangi Ankara'da bir şey yapamıyor. Arkadaşlarınıza attı, atarım. Canlı bir konum atıyor şu an Ankara'da. Merak etmeyin. Yani kapattıktan sonra atacağım zaten, merak etmeyin. Peki zaten. Görkem, madem diyorsun ki Oktay Bey öyle ama sadece Oktay Bey değil, bu kadar kişi var. Sen bu kişilerin hepsini Oktay Bey mi buldu diyorsun? Evet, onun oyunu. Yani Tarkan, Emre, oyunu, Serkan aynen, hepsini Oktay'ın oyunu. Siz, evet, Medet'in oyunu. Oktay Bey tanıyor musunuz bu isimleri? Vallahi hayatımda ilk defa gördüğüm insanlar. Neden sizin yaptığınızı söylüyor? Ben bir şey soracağım. Bir şey saklamak istiyorsanız başkasına suç atabilirsiniz. Hayır, söyle. Başkasına suç atmıyorum. Belgeler var bende Oktay'la ilgili. Peki hani, Görkem söyle. Söyle Görkem. Yani bütün belgeleri size de yayından sonra atarım Esra Hanım. Zaten ekipten arkadaşınıza yolladım. Peki sen bir şey söylüyordun. Oraya geldiğimde anlatacağım tüm detayları diye. Şimdi Oktay'ın bir başka iddiası. Ben senin iddialarını değerlendireceğim. Sen de pazartesi gelmen lazım artık. Pazartesi tabii, bunu geleceğim. Konuşacağız ama. Şimdi gelelim hepsi. İlişki boyutuna. Oktay İtiraf diyor et. Ki. İtiraf Oktay et. Pınar'la Görkem'in asla ilişkisi olduğuna inanmıyorum diyor. Ben pazartesi geldiğimde de Pınar'a pazartesi değil. Alacağım. Sen şimdi bunun cevabını ver. Pınar'la senin gerçekten ilişkin var mı yok mu? Yan yana Pınar'la fotoğraf atacaktınız Görkem Bey. Ne oldu ya? Yan yana bir fotoğraf atsanız da biz de görsek. Sen ilişkim. Görkem bize Pınar'la bir fotoğrafını atar mısın?
Hani 6 sene ben bir kadınla çıkıyorsam illa yerlere bir fotoğrafım vardır. Beni terk edip gittiğinde Pınar, ben bütün fotoğraflarımızı sildim. Bütün fotoğrafları sildim. Evet. Bütün hata ustadadır, makinede değil. Peki. Peki senin iddiana göre bu Görkem senin bak, tarafından dolandırıldığını söyleyen kişiler hepsi farklı aslında Oktay'ın mağduru. Çok yalancı bir adam. Hala batıyorsun, farkında mısın? Çok yalancı. Peki Görkem, pazartesi kesin bekliyoruz. Başka yok, Ankara, tamam. Adana bir şey çıkmasın. Gelmez, gelmez, kesinlikle tamam, gelmez ya. Gelmezsen sensin problem o zaman Görkem. Tamam, geleceğim. Tamam efendim. Peki bir de şu var Görkem, şunu da soracağım. Oktay'ın iddiasına göre Oktay'ı sen bıçaklatmışsın. Yalan atıyor. Kanıttasın yani. Ben öyle bir insan değilim. Zaten asla. Bu Türkiye'de herkes yalancı, bir doğrucu sensin be Görkem. Oktay sen vallahi bıçaklanmadın ki. Sen bıçaklanmadın. Sen yalan söylüyorsun. Sen sesini bir kes. Benim seni bıçaklattığımı söylüyorsun ya, yalan söylüyorsun. Anladın Pınar, mı? Sen neden bıçaklandığına inanmıyorsun? Bıçaklanmadı çünkü, yalan söylüyor. Nereye sen bıçaklandınız? Tam bir arkada. De benim bıçaklattığımı söylüyor yani. Var, yalan söylüyor. Sonra... Arkadaşlarımız baksın, burada gösteremeyeceğimiz bir yerde. Öyle bir şey olduğunu zannediyorum. Olmuşsa bile çok eskidendir. Niye delikanlı olmuyorsun? Eskidendir, anladın mı? Senin o yaşadığın hayatta bak, büyük bir ihtimalle... Her şey geç. O zamanlar sen olmuşsun. Bak, o yana da eskidir Eska Hanım. Peki Oktay Bey, bir dakika. Yani. Her şey geç, bir annesin. Bak, bir anne olarak da davranmaya devam et. Sana diyorum ki bütün itirafların elimde. Elimde. Zaten senin sahtekar olduğunu ben biliyordum. Senin dün ne için uğraştığını ben biliyordum, anladın mı? Bildiğim için Pınar, senin istediğini değil, benim istediğimi söyledim, Pınar, anladın mı? Bir dakika, sen de o zaman 4 saat adamla akşam niye görüntülü konuşuyorsun? Niye diyor, onu öğrenmeye çalıştım Esra Hanım. 4 saat bir insan bir şey mi öğrenmeye çalışır ya? Ya sahtekar. O zaman niye 4 saat konuşuyorsun? Öğrenmeye çalışıyorum ya, anlatamıyorum. Ama zaten senin ekran görüntünü almış diye rahatsızsın, neden tekrar konuşuyorsun? Anlatamıyor muyum? Öğrenmek istiyorum. Neden yapıyor bunları? Ya bu insan 4 saat bir şey öğrenmeye çalışmaz ama. Çalışıyor. Maalesef çalışıyor. Çünkü sen çalışıyorsun o değil. Sen çalışıyorsun. Hayır, ben uzun zamandır bunun için uğraşıyorum. Neden uğraşıyorsun bu adamla? Demek dün akşam ben seni itiraf ettirmek için çalıştım, öyle mi? Aynen. Ne var elinde Oktay? Ha? Ne var? Şey yapmıştır konuşurken benim bir dakika, bir dur. Söylediğim şeyleri kafasına göre ses kaydı almıştır. Durmuyorum, bir dakika dur. Tek başıma mücadele ediyorum. Ama merak etme, ben güçlü bir kadınım. Bunun üstesinden gelirim. Merak etme sen. Ben neler gördüm, neler yaşadım. Bunun üstesinden gelirim. Belki çok acı çekeceğim, çok canım yanacak. Belki çok yıpranacağım. Senin gibi bir adamdan başka bir şey beklenilmez. Ama sen merak etme. Ben Allah'ın izniyle bunun üstesinden geleceğim. Şimdi Pınar, bunu ne tekrardan, zaman bu konuşma? Bak, tekrardan, ne zaman bu konuşma? Soracağım. Oktay Bey, beni de bir diler misiniz? Ne zaman bu konuşma? Bu konuşma sabahki bunu konuşma. Bunu yapamazsın ama. Evet, bu sabah. Hayır, bunu yapamazsın. Bunu yapamaz mı? Hayır, bunu yapamazsın. Sen gerçekleri itiraf etmediğin sürece var ya. Sen benim ses kaydımı almışsın. Ve ben sana sordum, bak dedim, sahtekar sen bunu yapıyorsun dedim sana. Evet. Öyle değil mi? Sen zaten onu yaptığını biliyorsun. Neden konuşuyorsun o zaman? Yaptı işte. Ama sen daha önce de yaptın. Ama benim ses kaydımı almış yani. Sen niye bu adamı açıp ağlıyorsun? Bir de yemin ediyor, ben diyor böyle değilim. Ben bunu yapmam, ben şunu yapmam. Benim sorularım var. Neden bu adamı açıp ağlıyorsun, bu kadar sevmediğin adama? Niye şimdi bizi merak etme hadi falan? Hadi dün akşam benim ağzımdan laf almak istiyordum falandı filandı. Niye sabah bana ağlayarak mesajlar attın? Hadi dün akşam laf aldım. Sonuçta ben senin ağzından laf aldım mı aldım. Ama ben ses kaydı yapmayı bilmiyorum ne ya. Ne lafı aldın ağzından? Ne lafı aldın benim ağzımdan? Korkuyorsun. Korkuyorum ya. Evet, korkuyorsun. Çok korkuyorum. Kimden korkuyorsun? Korkuyor? Görkem'den korkuyor. Yok, ses buraya geliyor. Görkem'den korkuyor. Herkes tabii şey yapıyor. Kimse Görkem'den korktuğuna pek inanmadı da burada bizim stüdyodakiler şaşırdı. Çünkü her şeyi tasarlayan, her şeyi kumpası yapan, anladın mı? Sizsiniz. Ama ben artık neye inanmaya başladım biliyor musun? Açık konuşayım. Ben sana neye büyük inandım? Büyük bir ihtimalle, tamam mı? Bu Serpil, bilmiyorum o kadın kim. Songül, sen, anladın mı? Siz... Özellikle hani gelen adamlar madamlar var ya buraya. Ben dün de sana söyledim.
Bu işin içinden bir şey çıkacak ve bu işin sonu sorma da ya, sen bizler. Dün gelenler falan var ya işte Emre Bey, Sertan Bey falan. Hepsi yalan, hepsini sen kurmuşsun, göndermişsin. Bir dakika ya, ne olur ben konuşurken bir susun. Gerçekten bağırmaktan akşam boğazım ağrıyor. Pınar, senin Oktay'la ilişkin nedir? Sen aşık mısın bu adama? İnsanlar aşık olduğu adama açıp ağlayıp en zayıf noktasını görüyor. Bana da öyle geldi. Buna. Sordun, sorunun üzerine tek bir maalesef şey söyleyeceğim. Sana dün bir şey dedim, hatırlıyor musun? Ya ileriye yönelik bir adım atarsın ya da o bataklığa geri dönersin. Ben bataklıkta değilim, tamam mı? Bataklık derken ben neyden kastettiğimi sen iyi biliyorsun. Ben bataklıkta değilim. Sen şimdi Esra'nın sorusuna cevap ver. Benim ortalığı soruma şey cevap versene Pınar. Sen bu adama aşık mısın ya da ne duygu besliyorsun ki ağlayarak en zor zayıflığını gösteriyorsun? Önce o söylesin. Önce ben sana sordum önce. Buna cevap vermeyeceğim. Ben bunu evet kabul ediyorum o zaman. Ben korkuyorum, konuşamam. Görkem abi gelir döver falan. Susma hakkını kullanıyor. Peki Oktay ya, sen konuş. Nedir bu, sana niye ağlıyor? Ablacığım kendi itirafları da var zaten. Telefonda da var. O neymiş? Ne kadar dersin ki desin fark etmez. Hanımefendi aslında buraya Görkem için çıkmamış. Ama sonrasında Görkem'in tehditleri yüzünden bu oyuna devam etmiş. Hanımefendinin asıl hedefi de benmiş. Senin ekip arkadaşlarınız çıkmış da dinledi. Bütün görüntülü konuşmayı ekip arkadaşlarınız da hepsi dinledi. Hanımefendinin bütün itirafları da duruyor. Görkem sana zamanında yaptığı kötülüğün aynısını bana yapmakla beni tehdit ediyor diyor. Ne yapmış yani Görkem? Bilmiyorum Görkem bana ne yapmış, bilmiyorum ki. Pınar, Görkem seni tehdit mi ediyor? Yo. Bana doğruyu söyle, hiç bakışın öyle hani, bir o değil. Hani ben karşıdan görsem Görkem bana kılıçla saldırıyor, gülmekten yerlere yatarım. Oktay Bey bir dakika, çok önemli bir şey var yani, Görkem seni tehdit mi ediyor Pınar? Yo. Hayır, ya, hiç yolun ya, doğru bir yol ya değil. Ya var diyorum, var, yeter. Bağırma be. Bağırmıyorum. Sertekar. Sahtekardım, niye aşık ya oldun? Ya sen niye geldin? Onu bana bir sahtekardım, söyledi de ben de bileyim de ondan sonra ben sana söyleyeyim. Sahtekardım, niye aşık oldun? Ya bak her şeyi geç. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Tamam, benim ne olduğum önemli değil de. Her şeyi geç. Şu insanları görüyor musun? Onların hepsi yalan. Şu insanların hepsini görüyorsun değil mi? O insanların hepsini sen kurup gönderdin hani buraya. Hani sen kızın için çalışıyorsun da ona para biriktirmeye çalışıyorsun ya. Onları o insanların kurup da çocukları sen var. Bak o insanların da çocukları var. Bak şimdi, o çocuklar için gerçeği açıkla. Bu planı sen yaptın. Anladın mı? Bu planı sen yaptın. Pınar, bana gerçeği söylesene artık. Görkem seni tehdit mi ediyor? Yok, hayır. Peki Görkem'i seviyor musun? Evet, seviyorum. Peki bu adama niye aşıksın o zaman? Nasıl oluyor? İki tane kişiyi mi seviyorsun? İkisine de mi aşıksın o zaman? Neydir? Şey, yoksa sen yedi kocalı Hürmüz'ü mü seyrettin dün gece? Terbiyesizlik etme. Tamam. Yok, onu seyrettiysen. Bak, bağırmıyorum. Bir dakika, bağırmıyorum. Ne olmuş, erkek de bak, bazen yani bana göre doğru değil de tabii ki 3-5 tane kişiyi bak, seviyor. Ne kadar Pınar, sakin konuşuyorum, bağırmıyorum, farkında mısın? Ama sana, doğruları sen söylemiyorsun, yalan söyledikten sonra sakin olsan ne olur? Oktay Bey'i mi seviyorsun? Buna cevap vermeyeceğim. Cevap vermemek kabul etmek değil mi hocam, yani ben anlamadım şimdi. Sıkıntı ikrardan gelir. Evet. Bak çok güzel bir şey söyledi hocamız. Bu nasıl oluyor? Yani gerçek ne o zaman? Beni kandırmayın. Gerçekten ben oraya size güvenip programıma oraya çıkarıyorum. Konuş, benim gözlerime bakma, bize yalan konuş söylemeyin yani. Senin gibi sahtekarın gözüne niye bakıyorsun? Tamam, ben yalan seyircilere döndüm. Sen zaman, oraya cevap ver. Siz dün gece neler konuştunuz? Bana biraz detay verir misiniz başta? 4 saat boyunca ne konuşuldu? 4 saatte konuşmadık. Kafasına göre değil, saat şey yapmış. Sabah arkadaşlar bilgisayara yüklerken 2,5 saat uğraştılar. Ha tabii. Gerçek ne? Neyle tehdit ediyor o zaman? Siz bana söyleyin. Gerçeği dediğim gibi Esra Hanım, gerçeği dediğim gibi Pınar Hanım buraya bir oyun olarak çıkıyor. Asıl amaç... Bir dakika, nasıl yani? Kimle... Bana ulaşmak için çıkıyor. Görkem'i kullanıyor ama daha sonrasında... Görkem'i mi kullanıyor yoksa Görkem mi onu kullanıyor? İşte orasını çözemiyoruz işte ki. Bak, bir itiraf etse... Karışıyor. Ha, kafasına göre karıştırıyor işte. Karışmaz canım, karışmaz. Ben peki karışmam. Bizim programımıza gelip size ulaşacağını nasıl düşünmüş yani? Yani o da var. Neden, nasıl... çünkü ben de medya dünyasında çalıştım ya. O yüzden hı-hı, hanımefendi çok iyi biliyor benim buraya katılacağımı. Ama şöyle bir şey var. Hiç hayal kurmamış benim buraya katılacağımı. Yani hiç düşünmemiş, hiç pay vermemiş benim buraya katılacağımı. Ben katılınca da hanımefendi, aa ben senin gelmeyeceğini zannediyordum. İşte Görkem'le böyle bir oyuna devam ettik. Ama sonlara doğru da Görkem sana yaptığının aynısını bana yapmakla tehdit ediyor diye bir kelime size kullanıyor. Size ne yaptı Görkem? İşte bilmiyorum ki ne yapmış. Bilseydim.
Yani Görkem tehdit ettiği için devam ediyor. Peki Fadime Hanım bu işin neresinde? Ha evet ya. Fadime gerçekten Hanım, o kadın kayboldu Fadime gitti Hanım yani. Fadime Hanım sadece mecazen söylüyorum kukla. Yani Fadime ile bir ilişkisi zaten çok net bir ilişkisi olduğunu söylemedi Fadime Hanım hiçbir zaman ama aşık değil mi Fadime'ye? Hayır. Parası için mi? Yani görünen köy kılavuz ister mi istemez. Şimdi parası var, parası olduğu için aşk rolü yapmak çok kolaydır. Ha, parası olduğu için aşık rolü yaptı. Tabii gerçekten canım. Onu istedi. Bu arada Fadime Hanım'ın babası öldü diye bir haber çıktı. Kesinlikle öyle bir haber yok. Görkem Bey Fadime Hanım'ı kendisine kefil yapmış. Yani olaylar buradan kefili da başlıyor. Kefil yapmadı. Yapmak istedi, kabul etmedi Fadime Hanım kira için. Hayır, yazdırmış ama olmamış. Fadime Hanım son anda vazgeçmiş. Benim bildiğim hiç Fadime kefil olacak bir kadın değil. Neticede olmamış. Olmadım tabii, dedi burada gelip. Peki sizin ilişki dinamiğinizi bana açıkça söyleyin. Pınar, sen kaç yıldır Oktay Bey ile birliktesin? Birlikte değilim. Sadece konuşuyorum. Tamam, kaç senedir tamam. Konuşuyorsun? Tamam, birlikte değiliz. Kaç senedir konuşuyorsun? Çok oldu Oktay. Çok oldu derken? Evet. Ben sana söyleyeyim, 6 sene 8 ay. 6 sene 8 yanlış. Ay. Yanlış hesap. Yanlış hesap değil. Yanlış hesap. Hatta tanıştığımız günü bile söyleyeyim sana. 9. ayın 1'i. Ben ilk başta zaten seninle tanışmadım ki. İlk başta senin o sekreterin olacak kadınla tanıştım. Fark etmez ki. Fark etmez diye bir şey yok. İlk başta sen onu devreye soktun. Sonra son bir devreye girdin. Geç, bir dakika geç. Ben bir şey sormak istedim. Bir dakika. Kim bu kadınlar? Ben onu istiyorum. Ulan bir dur, sen şimdi kıskançlığını burada bizi kullanarak çıkartmayın. Şunu sorayım. Hayır, kıskançlık değil Esra Hanım. Ben gerçekleri öğrenmek istiyorum. Tamam. Neden onlar bana dönüş yaptı da? Kimdi onlar bunun vasıtasıyla tamam, bana bir takım şeyler söylediler? Bir dakika. Bu Esra İzmici ile yeni baştan Instagram hesabımız var. Lütfen siz de fikirlerinizi, şimdi burada çetrefilli bir aşk olayına döndük. Şimdi Oktay Bey diyor 6 senedir birlikteyim. Görkem dolandırıcı, yani bambaşka bir şeye döndük. Ne düşünüyorsunuz? Yazın, bakacağım yorumlarınıza. Bu arada Rabia Hanım bir şey söyleyecekmiş. Ben çünkü şimdi insanların da ne düşündüklerini, bizim bile kafamız karıştı. Oldukça fazla. Kolay gelsin. Pınar'a şunu sormak istiyorum. Bir bakacağım yorumlara. Pınar'cığım, ilişkim yok diye inkar ediyorsun, ediyorsun. Dün değil evveli gün görüntülü açık bir kıyafetle resminizi gördük. Peki madem istemiyordun da neden açık, gitti? Bir saniye. Açık kıyafetleri kendisi çekip vermiş. Peki kapat. Neyi kapatayım ya? Neyi kapatayım? Ben görüşmek istemediğim insanı kapatırım. Ya anlatıyorum bir, ya. Evet. Açtım o an tesadüf eseri almış. Ben bunun içerisinde hiyerkarlık olduğunu nereden bileyim? İkincisi beyefendi. Tamam, siz hadi birinciyi öyle verin. Aldım. İkinci video, kapa üçüncü çeneni. Video, dördüncü kapa çeneni. Video. Ben dinliyorum, sen bir kapa çeneni. Sen ha? Konuşma. Tamam hadi birincisini öyle aldım. İkincisini söyle. Buluştunuz. Bir dakika kapa beyefendi çeneni. Oktay Bey size de soracağım. Buluştu. Madem çok arzuluyordun, aldın, otele götürdün, yemek yedirdin. Burada bunu ifşa etmen yakışır mı bir erkeğe? Yalan söylüyor, ne yapayım? Ya yalan söylesin söylemesin. Yalan söylüyor. Şimdi o zaman tek başına kaldığınızda cevaplardınız. Bir şey söyleyeceğim. Konumuz ondan çok farklı. Şimdi farklı evet. Bir yorum. Şimdi konumuz burada bir bize aşk olayı için çıkan Görkem'in dolandırıcılığı var. Pınar'ın da bu oyunun içinde olduğu var. Oktay Bey diyor ben 6 yıldır birlikteyim. Şimdi burada... Neye inanacağız? Bir kere bana yalan söylemeniz zaten çok ayıp bir şey. Şimdi burada biz bu kadar emek verirken eğer Pınar sen burada bir yalancıysan gerçekten benim sana hiçbir saygım güvenim kalmaz. Yani ben kimseye yalan gerçek... söylemedim. Ama şimdi diyorsun ki ben Oktay'la da 6 yıldır birlikteydim. Beni zorla. Birlikteydim demedim ama Esra Hanım. E tamam. Bak, ama baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Ama birlikteydim sen demedim. Sadece konuşuyordum ama dedim. Ama sen kaç gündür bu kadar sinirlediğin adamla 4 saat niye görüntülü konuşuyorsun? Ya bu çok mantıksız. Ben buna bir anlam veremedim yani. Hadi. Söylüyorum ya, gerçeği öğrenmek istiyorum. Gerçeği öğrenen insan sabahtan arayıp en büyük zaafını bu adama vermez. Ağlıyorsun. Bak işte kendimi toparlayacağım, merak etme diyorsun. Hayır, ben sevdiğin adama bunu dersin. Seste öyle bir şey yok. Üstelik de bu şekilde sesi kullanamaz yalnız. Bunu yaptı ya da kullanamaz o ay. Sen şey bu adama bir şey kullandığını zaten yani. Biliyorsun her şeyi kullandığını. Yani senin zaten böyle bir şey yapacağını ben biliyordum. Anlıyordum Oktay yani. O yüzden mi itiraf ettin her şeyi? İtiraf etmedim aslında. Sadece senin duymak istediklerini ha, sana pardon, söyledim. Tamam. O kadar. Ya, anladın mı? Sadece senin duymak istediklerini sana söyledim. Aslında ben kendi ya da kendi bildiklerimi ya da kendi istediğimi söylemedim. Rahmetli çok güzel kıvırırdı biliyor musun? Peki Oktay Bey. Ha, buyurun hocam. Siz sorun buyurun. Pınar Hanım size dönerse birlikte olmaya devam eder misiniz? İmkanı yok.
İtiraf, o zaman ne işin var burada be? İtiraf edin falan yok deyip duruyorsun. Allah Allah. E o zaman neden buraya geldiniz? Yani. Ha? Ya yani niye mesela? Dalga geçmeye mi geldin sen buraya? Ne ayaksın? Ha? Sen konuş bakalım, ben ne ayağım? Niye geldin onu soruyorum. İşte sen konuş bakalım. Ben buraya o konu niye geldin? Oktay Bey siz söyleyin, niye geldiniz? Ha? Madem bir ilişkiniz. Sen buraya çıkıyorsun. Ben de sana soruyorum. Yalan, niye tamam geldin? Bak cevap istedin, cevap vereceğim. Kendi bildiğin kafana göre cevap veriyorsun. Dün akşam söylediklerini falan da geçtim. O görüntülü de geçtim. Hepsini geçtim. Ha. Sadece ne diyeceğim sana biliyor musun? Ha. Sen buraya çıkıyorsun. Evet. Seni burada göreceğimi de biliyorsun. Yok, bilmiyorum. Ben senin çoktan evlenip yuva kurduğunu, hayatını düzenlediğini biliyorum. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Evet. Yani neyse. Ben senin ortaya çıkacağını sen buraya hiç çıktığında düşünmüyorum. Ben seni gördüğüm zaman sinirleneceğimi, buraya da geleceğimi çok iyi biliyordum. Neden sinirleniyorsunuz sevmediğiniz ilişkiniz devam ettiğiniz? Çünkü dışarıdaki diyecek. Arkadaşlarımıza lanse ediyor hanımefendi. İşte ben Oktay'ı sevmiyorum, bak bunu seviyorum, göstermeye çalışıyor. Peki olsun, o zaman neden başta gelmedin? Biraz, ne olacak? Esra Hanım bir şey sorabilir miyim? Hayır niye yani erkeklik gururunuza mı yediremediniz? He. Dışarıda konuşmasaydı. Birincisi o kesinlikle benim zoruma gitmezdi. İkincisi, ama ekrana çıktı Görkem'i seviyorum dedi. Beni kıskandırmak için yanlış figüran seçti. Kim figüran? Kim? Kim? Kim o figüran? Ya Görkem değil de başka birini çıkarsaydım var ya gelir nikah şahidin olurdu. Ya bu kadar yapma ya. Bu kadar insan plan yapmaz. Bu peki, kadar Oktay duygu Bey, yapıp yapmaz ya. Peki artık bak dövmesini bile yaptırmışsınız. Sibel diye bir hanım var. Ha, neden aynen. Burada Pınar? Ben Sibel olsam valla. Tamamıyla Pınar Hanım'ı gömmek için Sibel geldim. Sibel nerede şu an? Çalışıyor. Ben Sibel bana olsam. Bana söylemedin, bana hayatımda kimse yok dedin. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne oldu? Dün çalışıyormuş. Dün hayatımda kimse yok mu dedim ya. Sana? Evet. Dün ben i̇şte sizin benim, yanınıza geldiğimde ben ses hepsini göstermedim mi? Tamam, ben Sibel olsam benim adam gidip başka kadının eski sevgisinin peşinde koşsa tamam, ben geçmişi, adamı boğarım. Adama gömmek, insan şey yapar. Geçmişi gömmek için geldim. Yoksa bunun dışarıdaki... Sibel söylem, de buna izin mi veriyor? Sibel izin vermiyor. Verir mi yani? Şimdi siz hayatınızdaki adam geçmişi gömmek için buna kim kadın, hangi kadın izin verir? Yani. Ben şimdi... Bırak şimdi onu bunu da. Ya, hani, sen niye reaksiyon gösterdin öyle ben. Sibel deyince? Yok canım ne sinirlendi. Oktay Bey siz neden geldiniz? Evet yani. Ben aynen. Neden geldim söylüyorum işte. Neden? Hayır ben anlayamıyorum. Şimdi mantığım oturmuyor. Neden geldiniz? Dışarıya arkadaşlarımıza lanse ettiği başka, burada lanse ettiği başka. Ne lanse ediyor arkadaşlarım? Dışarıda arkadaşlara ki çok iyi bilir, benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Ona işte Oktay'ı kıskandırmak için falan bunu yapıyorum deyip de buraya gelmesi. Hı hı. Zoruma giden bu, başka bir şey yok. E ama sizin niye zorunuza gitsin? Siz zaten bu kadını sevmiyorsunuz. Ama dışarıda arkadaşlarım kötü biliyor beni. Nasıl kötü bilmiyor ki? Bu, olur mu? Kötü anlatıyor dışarıda beni. Dışarıda kötü anlatıyor. Siz ayrıldık ne yapalım deyin. Ayrıldık deyin. Ne kadar derseniz de. O zaman siz o yüzden de şu an ben bunu geçmişe gömmeye geldim. Hayır siz de mi Pınar'ı? Bana göre o zaman siz de Pınar'ı unutamazsınız anca gelirsiniz. Bence aranızda ciddi o zaman bir bağ ben, var. O zaman ben kalkayım anlayalım. Gideyim ya. Pınar'ı unutamadıysam ben kalkayım gideyim. Yani yüzünü de görmek istemediğim bir bayan çünkü. Yüzünüzü görmek istemediğinizi niye yanına geldiniz? Ya ben de onu soruyorum zaten. Madem öyle, madem böyle bir şey var, ilk başta neden gelmedin? Niye demedin böyle böyle diye? Ben de bunu anlamadım. Ben sonuçta burada bir hayat kurmak için bir mücadele veriyorum. Pınar. Her şeyi bırakmaya şey yapıyorum Pınar. Esra Hanım bakın. Şimdi, bak şu bataklığın içine sen de gidiyorsun. Bir dakika, çok kısa bir aramız var. Aradan sonra bu arada da bir düşünün, bana bir gerçeği söyleyin. Kısa bir aradan sonra. Sen olacaksın. Herkes olacak bak. Anladın mı? Yapma. Tamam, bak eyvallah, benim psikolojim iyi değil işte, bak. Ne güzel işte. Anladın şu mı? Şu pislikten kurtulursun. Anlamıyor musun sen? Bak şu sen? Pislikten pazartesi kurtulursun. Pazartesi günü Görkem geldiğinde sen ne halt diyeceğim, ben onu merak ediyorum ya. Görkem gelecek. Tamam. Ya gelecek gelecek. Emin ya bak, ol gelecek. Sana diyorum ki gel şu bataklığa sen batma. Ben o bataklığı çok iyi biliyorum. Bak şu bataklığa sen batma. Onlar yok yok. Pınar her şeyi geçtim. Seninle yaşadığım aşkı, sevgiyi bilmem neyi geçtim. Sen bir annesin. Bak bir annesin anne. Anne olarak düşün. Bir kadın olarak değil, bir anne olarak düşün. Biraz önce gömmeye geldin, şimdi de... Ya benim gömmemi falan boş ver. Benim aklıma ne takıldı biliyor musun? Yani şimdi ben hem gömmeye geldim, konuşturuyorum, hem karar versin. Oktay arada da hep gerçekleri söyle. Pınar da biraz önce dedi ki bak şöyle çok aklım. Benim başıma bir şey gelirse sorumlusu sensin dedi. Ne demek istiyorsun Pınar? Benim psikolojime değil çünkü Esra Hanım. Psikolojiden başka bir şey anlatmaya ya, çalıştın orada. Diyorum ya iyi değilim. Yani anlamaya çalışıyorum. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ben. Anlatabiliyor muyum Esra Hanım?
Yani yemek yemiyorum. Ya doğru düzgün artık yani düştüm yani. Gerçi bak geç bunu da söyleyeyim, gerçekten doğru, hiç yemek yemiyor. Tansiyonu düşük, çok zayıfladı. Dışarıda arkadaşlarımız zorla yediriyor. Ama eğer bak pazartesi Görkem kesin geliyor. Gelecek. Geldiğinde eğer gerçekleri söylemezseniz hiçbir şey ortaya çıkmaz, hiçbir şey çözümlenmez. Oktay Bey diyor ki sen de Görkem'in mağdurusun diyorsun. Evet. Görkem geldiğinde sen burada olacak mısın? Ben her zaman buradayım. Göreceğiz. Merak etme. Sen kaçmayacaksan ben de bir şey bilmiyorum. Söz veriyor musunuz Oktay Bey? Görkem gelirse burada olacağınıza. Aynen. Görkem gelmeyecek. Benim söz vermeme de gerek yok. Geleceğim gelirse olacak gelirim. Mısınız? Benim ağzımdan çıkan söz senettir zaten. Sıkıntı Görkem yok. Görkem de gelecek zaten, merak etme. Ha. Neden gelince burada olmasın? Niye korkutsun burada olmaktan? Bir şey mi yapacak ona? Olmayacak çünkü. Onlar karşılaşmak istemiyor. Ha, pardon Esra Hanım, ben doğru söylüyor. Pazartesi gelemem. Neden? Gelirsem Görkem abi döver falan beni. Şimdi siz bir hafta sonu başladım. Bakın iyice düşünün. Görkem pazartesi geliyor. Gerçekten çözülmesi için Görkem'in de burada olması lazım. Bugün programın sonuna geldik. Herkese güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi tekrar görüşmek üzere.